İzleyiciler bunu yazıyor, izleyiciler bunu söylüyorlar. Biz de onlara katılıyoruz. Filiz Ali ile Sabahattin Ali'nin biricik kızıyla birlikte, Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe, Hasan Başkan ve Ali Ekber Eren'le birlikte Sabahattin Ali'yi anıyoruz. İşte ben tekrar göstermek istiyorum. Onun giydiği takım elbise, ondan kalan, bize kalan sadece eserleri değil, bir takım elbisesi, gözlüğü, tabakası ve unutulmaz piposu bizlerle birlikte bu Sabahattin Ali anı evinde, Edremit'teki anı evinde sergileniyor. Artık oraya armağan etti kızı, biricik kızı Filiz Ali. Ben de şu takım elbisenin yanında, benim takım elbise çok da sıradan kalıyor. Zaten Sabahattin Ali'nin o zevki de bambaşka bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben hemen Filiz Ali'ye sormak istiyorum. Sabahattin Ali'yi o kadar güzel anlatıyor ki, birinci bölümde çok duygulanmışlar. Çok içlenmiş bir halk topluluğu var şimdi bizi izleyen. O kadar güzel anlatıyor ki, kahvaltımız yarıda kaldı ama değer diyorlar. O anlatsın, biz dinleyelim diyorlar izleyiciler, öyle diyorlar. Ve ben de şu güzel fotoğraftaki bu güzel kız çocuğunun şimdiki anlatımıyla babasını dinlemek istiyorum. Sabahattin Ali en çok kimleri okurdu? Siz Tolstoy, Puşkin dediniz ama zaten son öldürüldüğünde de yanındaki kitabıyla olan eşyalarla birlikte anlatırsanız herhalde daha iyi anlarız biraz Sabahattin Ali'yi. Şimdi zaten yakın dostlarının da anlattığı gibi elinden hiç kitap düşmeyen bir insan. Yani devamlı bir kitap var. Hani o kitap da koltuğunun altında olsun diye değil, her boş bulduğu anda açıp okuduğu, işte buyurun mesela. Yani bu biraz post tabii ama. arkadaşlarının mesela naklettiklerinden yine ben de hatırlıyorum. Yani bir eve misafirliğe gittiğimiz zaman dahi mutlaka koltuğunun altında bir kitapla gider. Eğer oradaki konuşma, sohbet çok fazla hoşuna gitmediyse hiç belli etmeden bir kenarda okumaya başlardı. Ve ama bunu tabii kimse de niye Sabahattin okumaya başladın, sıkıldın mı demezlerdi. Şimdi müthiş bir kütüphanesi var. Yani 3000'in üzerinde, belki daha fazla kitap. Yetmezmiş gibi biz her ay babam şeyini aldığında, maaşını aldığında kitapçıya giderdik Ankara'da, Akba Kitabevi'ne. Orada ya ısmarladığı kitaplar gelirdi Almanya'dan, mutlaka Alman edebiyatını çok yakından takip ederdi. Ben yıllar sonra kendi kendime bir Alman yazar keşfettim. Josef Roth diye, Philip Roth veyahut neyse. Bir de Pallada diye. Sonra hatırladım, bizim kütüphanede vardı bu adamların kitapları. Bu adamların kitapları meğerse ilk yayınlandığı yıllarda babam tarafından keşfedilmiş ve alınmış. Yani o zaman tanınmayan yazarlar. O derece yakından edebiyatı takip eden, yalnız Alman edebiyatını değil, dünya edebiyatını yakından takip eden, işte bizim evde Shakespeare de vardı, Balzac da, bütün büyük yazarların koleksiyonları. O kısacık ömrünün içerisine bu kadar okumayı nasıl sığdırmış? O kadar şiiri, o kadar hikayeyi, makaleyi, çeviriyi, romanı, konuşmayı nasıl sığdırmış, ben bile hayret ediyorum doğrusu. Yani müthiş bir üretim üretmiş durmadan. Şimdi burada üretimiyle ilgili Karl Ebert'le bir gün Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gidiyor Sabahattin Ali. Karl Ebert tabii kendisine büyük bilgi olacağını düşünüyor ama asıl ilgiyi kim alıyor biliyor musunuz? Sabahattin Ali alıyor. Sabahattin Ali'yi bütün okul, köy enstitüsü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü ayakta alkışlıyor. Ve Sabahattin Ali'den bir şiir istiyorlar. Sözlerine aklım ermedi. Zaman zaman mağlup olsam bile etime,
insan olmak dokunuyor haysiyetime diyor. Sonra diyor ki arkadaşlar, az önce okuduğum şiirde Hasan Olan Köy Enstitüsü'ndeki öğrencilere sesleniyor. Arkadaşlar, az önce okuduğum şiirde insan olmak dokunuyor haysiyetime demiştim. Onu yazdığım zaman çok karamsardım ve öyle demekte haklıydım. Ama dikkatle dinleyin. Ama Hasan Oğlan'ı gördükten sonra o dizeyi şöyle değiştiriyorum. Enstitüleri gördükten sonra insan olmak gurur veriyor bana. Hep de bunu yapıyordu zaten. Sabahattin Ali aydınlanma için, modern bir Türkiye için, tam bağımsız bir Türkiye için hep hayalleri vardı. O hayallerinin peşinden gitti ve o hayallerini gerçekleştiremeden katledildi. Belki de bu hayallerin peşinden gitmesi mi rahatsız etti onları? Tabii ki. Tabii ki. Zaten biliyorsunuz daha henüz İnönü hayattayken köy enstitüleri hakkında mecliste bazı sivri sesler çıkmaya başlıyor ve yıllar sonra İsmet İnönü zannediyorum 70'lerde bir verdiği mülakatta diyor ki bizim grubun içerisinde de diyor, yani Halk Partisi grubunun içerisinde de bazı çok sert eleştiriler yapılmaya başlandı köy enstitüleriyle ilgili. Ben kendim gezdim diyor enstitüleri. Fakat karşı çıkamadım bu eleştirilere diyor. İnönü kendisi diyor karşı çıkamadım tabii, diye. Tabii. Nitekim Reşat Şemsettin Sirer diye bir Milli Eğitim Bakanı geldikten sonra, yani Hasan Ali Yücel gittikten ayrılıp sonra yerine Reşat Şemsettin Sirer geldikten sonra da köy enstitülerinin dibine dar ekiliyor maalesef. Evet. Bu göz göre göre olan bir şey. Büyük bir sosyal hamle, kültürel hamle ne yazık ki çok kısa sürede yok edildi. Fakat o kadar önemli i̇şte ürünler Atatürk'ün vermiş ki. Köy enstitüleri de öğrencilerle olan fotoğrafı. Evet. Yani daha kurulmamıştı ama bunlar da işte o döneme bunlar gidecekler. Atatürk'ten sonra kuruldu köy enstitüleri. Evet. Ama işte Atatürk'ün öğrencilere, kadına verdiği değeri ortaya koyan tam bir köy enstitüsü ruhu var burada zaten. Serhan'cığım, bir küçük katkıda bulunabilir miyim Filiz Hanım? Nazım Hikmet'in 1943 yılında Sabahattin Ali ile ilgili söylediklerini bir kitapta buldum. Diyor ki, sana her zaman o kadar güvendim ve o kadar güveniyorum ki zorlukları yüklendiğin ağır yükün altından kalkarak yeneceğine inanıyorum. Bu da Nazım Hikmet'in Sabahattin Ali ile ilgili yorumu. Onun. Şimdi ona bir ek yapayım o zaman. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde Sabahattin Ali çok değer veriyor. Orada Mehmet Başaran'la tanışıyor. Mehmet Başaran Almanca öğretmek istiyor. Mehmet Başaran Hasanoğlan'dan Ankara'ya geliyor bazen. Hı-hı. Ve orada ders çalıştırıyor. Almanca öğretiyor. Mehmet Başaran da köy enstitülerinin efsane isimlerinden bir tanesidir. Onu anlatırken diyor ki, Sabahattin Ali cebinden bu başın öne eğilmesin, Hıfzı Topuz'un yazdığı şahane bir Sabahattin Ali biyografisidir. Alıp okumanızı öneririm. Mutlaka alıp okuyun. Orada diyor ki, Başaran, sana Bursa'dan yeni gelen bazı şiirler okuyacağım. Kimin yazdığını hemen anlayacaksın. Koca usta, mitoloji tanrısı gibi Olimpos'a çekilmiş, memleketimden insan manzaralarını çiziyor. O, bu halkın yetiştirdiği en büyük şairdir. Biz onu ezmeye, yok etmeye çalışıyoruz. O yapıtlarıyla bizi yüceltiyor. Kimi anlattığını biliyorsunuz herhalde. Kimi anlattığını çok iyi bir şekilde, Nazım Hikmet'i anlattığını biliyorsunuz.